Endi muhterem birodarlar, asosiy shu mavzuyimiz demek aqida inson hayotida odob, axloq, ibodat oldi berdi aloqalari va barcha ilmlardan muhimroq o'rin tutadi. E'tiqod ilmi, aqida ilmi odob, axloq bo'lsin, ibodat masalalari bo'lsin, oldi sotdi, savdo sotiq masalalari deysizmi? Xullas kalom hamma ilmdan ko'ra muhimroq bo'lgan, inson uchun zarur bo'lgan ilm qaysi ilm ekan birodarlar? Aqida ilmi, e'tiqod ilmi. Nima uchun? Chunki inson islomni qabul qilgandan so'ng birinchi navbatda uning zimmasiga ibodatlarni o'rganishdan ham avval aqida ilmini o'rganish vojib bo'ladi. Bir odam musulmonchilikni qabul qildi, shu odamni zimmasiga birinchi namoz o'qishdan roza tutasan deyilmaydi. Nima? Zimmasiga vojib bo'ladi e'tiqodini to'g'rilash. E'tiqod ilmini o'rganish. Qarang, namoz niyoz masalalaridan ham oldin uni o'rganishlik zimmasiga vazifa bo'ladi. Bunga dalil shuki Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam hazratlari Muoz ibn Jabal radhiyallohu anhu ni Yamanga vali qilib jo'natayotgan vaqtlarida Muoz ibn Jabal radhiyallohu anhu ga Payg'ambar alayhisalotu vasallam quyidagi so'zlarni aytganlar. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَنْ يُوَحِّدُوا اللّٰهَ فَإِذَا عَرَفُوا ذَٰلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللّٰهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِنَّ خَمْسَ صَلَوَاتٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالْتِرْمِذِيُّ. Yani Muaz ibn Jabal getirdiler. Muaz ibn Jabal Yemen'e hakim olup getirdiler. O şey Yemen halkına İslam'da örgütgeni keti yaptılar bu kişi. Eti yaptılar ki, ey Muaz, evvela ularını Allah Ta'ala'nı bir deyişke çakırın. Yani, birinci ularını çakırıydık anlarsanız, şu bilsin ki, Allah'ını ular bir desinler. Allah'ını bir deyiş, tevhid ilmi, akide. Birinci siz ularını davet kılıydık anlarsanız, Allah'ın yekke yegane deb bilişlikke çakırışı bosun. Kaçan ular Allah'ını bir deb bilseler, yani itikadlarını, akidelerini toğullavaseler, Allah Ta'ala ularge beş vakit namazını farz kılgelliğini haberini bereyin dediler. Yani namazdan hem evvel birinci tevhid meselesini ettiler. İtikad meselesini ettiler. Birinci akidesini toğullayın. İtikadını örgütün ularga, Xudoni yakka deb yagona deb bilishlariga chaqiring. Qachon Xudoni yakka deb bilsalar, keyin ularga Alloh taolo 5 mahal namozni farz qilganligini xabarini bering dedilar. Ushbu hadis sharif aqidani ne kadar ahamiyatli ekaniga demek dalolat qiladi. Chunki Payg'ambar alayhisolatu vasallam Yaman ahlini namoz o'qish va boshqa amallarni bajarishga buyurishdan avval ularning aqidasini to'g'rilashga buyurdilar. Alloh taolo Qur'oni Karimning Muhammad surasida yana shunday marhamat qiladiki, astaizu billah fa'lam annahu la ilaha illalloh wastaghfir li zambika walil mu'minina wal mu'minat wallohu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum sadaqallohu al-azim. Bas ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, Allah'tan özge ilah yok ekanini bilin. Ve öz günahınız için hem de mümin ve müminelerinin günahları için mağfiret sorayın. Allah sizlerinin bu dünyadaki kezedigen cöyleriniz ham, ahirette baradigen cöyleriniz ne hem bilurdu. Allah merhamet kıldı. Demek ayetki itibar karetsek fe'lem ennehu la ilahe illallah. Nima deyapti Alloh taolo? Biling deyapti ey Habibim Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam, Allohdan o'zga iloh yo'q ekanligini biling deyapti. Undan keyin o'zingiz mu'minlar va mu'minalar haqiga istig'for ayting. Mufassirlar, ulamolarimiz mana shu oyat karimaning tafsirida shunday deydilar. Ushbu oyatda Alloh taoloning yolg'iz ekanini bilishga bo'lgan buyruq istig'for aytishga bo'lgan buyruqdan oldin kelmoqda.
Bu ise Allah Ta'ala'nın yalgızlığını biliş, yani doğru itikadını şekillendiriş, kançalar ahamiyetli ikenige işaredir dediler. İstiğfar etişten aldın, değil mi Allah Ta'ala? Allah'ın şirgi yok, yekke ve yalgız ikenliğini bilişke, demek emir kıldı mı? Demek birinci oranda biraderler akide, itikad ilmi türerken meleşinge işare dediler. Hop, İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyhine gebleri var. Fikhten aldın akide ilmige büyüldü diyorlar. Fikh ilmini organişten evvel akide ilmini organişge büyüldü biz. Fikh ilmini bileslere İslam hukşunasliği deydi. Hazır ki zaman tılı deysek ben İslam'daki cinayet ve ceza meseleleri bilsin. Namaz kaçan büzüledi, kaçan doğru buladı, taratlı parzını işte sünneti müstahabı deyledi. Bana şu meseleler fikh meseleleri. Demek fikh ilmiden evvel deyaptılar akide ilmini organişke büyürüldü. İmam-ı Azam mezhep başımız yeterler ki akidede bilimden buluş, fikhi ahkamlarda bilimden buluştan afzar rağdır diken ekeller. Fikhte alim buluştan göre akide ilmide alim buluş afzal. Şunun için İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh birinçilerden bulup akide meseleleri hakkında kitap yazıp unga el-fikhul ekber dimnan bergeller. Katta fikh diyorlar. Bu biz bilgen fikh, bu kiçkine fikh eken. Halal, haram meseleleri var o. Şimdi akide meseleleri o katta fikhdir. Al-fikhul ekber diyen eserlerini yazıyorlar. En evvela kalpte akide esasları onlaşmaz iken şeriat ahkamlarını becerişten fayda bulmaydı. İtikadı doğru bulmadan kiyin kıptırgan ameliden o adamge payda yolda. Okuyan namaziz, tutgan rüzeyiz, payda yolda. Bana itikadlı koru yap size. Huda asman dedi yaptı. Küfür itikad mı diye okkara siz. Peypaktan mastart yaptı. Namaz oku yaptı. Bir payda da okuyan namaziyem, kıyan ameliyem hamması bir payda. Şunun için ulu meşayihlerimizden Sofu Allayar rahmetullahi aleyh etkiler ki akide bilmegen şeytana ildir. Eğer min yıl amel deyip kılsa yıldır diyorlar. Akide bilmezden, itikadını tuğullemezden ibadet kıyan adamın hem ibadeti yıl. Habeteyken de küçüğe pülge arzımasakken. Uzunu okka çokka ursun, keçeleri bedar bulsun, başa kısın. Akidesi doğrumaz mı? Kıyan ibadetiden insanın biraderler fayda yok. Çünkü itikad meselelerden hem haberdar bu kuşluğumuz biraderler zarur. İmam Abu Mansur el-Maturidi rahmetullahi aleyhine yönelişlerine göre iman bu til bilen ikrar buluş ve kalp ile tasdikleştir. Yani bize demek Maturidiye itikadımızda iman demeyken الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالقلب. Yaşlığımızda hammamızı, opaqlarımız, buğularımız, kottalarımız şu şaş kelimelerde yodlatışken şimdi الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالقلب. İman diyeni til bilen ikrar buluş, kalb bilen tasdikleş. Demek bir adam La ilahe illallah Muhammedur Resulullah de tili bilen ikrar bulu yaptı mı? Onu kalbini Huda biledi. Biz demediğimiz şanı şu Müslüman duramız. Gerçi günah kıptırgen bu seyem. Günahları günahı kebire bu seyem. Katta günahlarda kıptırgen bu seyem. Lekin La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diye yaptı. Müslüman ben diye yaptı mı? Şunu biz mümin Müslümanlar Katar'da hesaplayımız. Gerçi günahını helal senemeseken ara helal, zina helal, uğurlik helal deme yaptı mı? Hatalıgını, günahlıgını bile yaptı yok. Lekin şu nefsimi yapıp yekirip kıpkoyu yap ben dedi yaptı. Lekin Müslüman ben de yaptı. Şunu biz demediğimiz Müslümandır, hesaplayımız. Demek ne malum oldu biraderler?
Bundan ma'lum bo'lgan narsa shuki, amal shartmas. Amal shartmas deganimiz iymonning ikkita sharti bor ekan. Iqrorun bil lisan va tasdiqun bil qalb. Til bilan iqror bo'ldi, qalb bilan tasdiq qildi. Endi u amal qilishlik degan narsa iymonni rukunlariga kirmas ekan u. Aytayapman-u, haligi namoz o'qimagan odamni kofir deb, namozni rakatlarni bilmayapti-da endi. Biz ichimizda ham bor-u o'shatlarda ham. Peshin necha rakat desiz, aytib bera olmaydi. Chunki umrida namoz o'qimagan, lekin musulmonman deyapti. Janozaga boryapti. Ro'za ham tutib qo'yaveradi masalan, to'g'rimi? Potahaga boradi. Musulmon hisoblaymiz-da. Endi namozni rakatini so'rayapti, bilmasa Hasan kofir ekansan deb otib yuboryapti. Xato. İmon degani shu, til bilan iqror bo'lyaptimi? Demak, qalb bilan tasdiqni u Xudo biladi, u qalbda ishi, u qalbni biz yorib ko'ra olmaymiz. Yorib ko'rsak ham qalbida nima borligini birodarlar biz uni bilmaymiz. Xo'p, endi 7 ta narsaga iymon keltirish birodarlar vojib. Hammamiz yoshligimizni yollaganmiz. Amantu billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi val yawmil akhiri val qadari khayrihi va sharrihi min Allohi ta'ala val ba'si ba'dal maut. Shu 7 ta narsaga iymon keltirish birodarlar vojib. U nimalar u? Alloh taologa, uning farishtalariga, kitoblariga, nabiylariga, oxirat kuniga, qadarning yaxshisi ham, yomoni ham Alloh taolodan ekanligiga va o'lgandan keyin qayta tirilmoqlikka. Ana shunga 7 ta narsaga iymon keltirish birodarlar nima ekan? Demak, vojib.